Soru sormak istiyorum size. Son yıllarda FDA onaylı olarak hem bölgesel incelmede ameliyatsız, kansız, cool sculpting dediğimiz yağları dondurarak parçalama yöntemi gündeme geldi. Hakikaten güzel sonuçlar da görüyoruz hastalarda. Evet. Bir de yüz, boyun, şu kolun şu gevşek kısımları ve karındaki sarkıklıklar içinde monopolar radyo frekans yöntemi. Halk ona cilt ütüsü diyor. Bu yöntem gündeme geldi. Biraz da bu ameliyatsız cilt germe ve bölgesel sıkılaştırma yöntemleriyle ilgili de bilgi verir misiniz bize? Tabii. Şimdi efendim. Bir de özür dilerim. Bunlara birçok yöntem var. FDA onaylı olanlar ve iyi ile kötüyü nasıl ayırt edecek kişiler? Nasıl anlayacaklar? Şimdi biliyorsunuz hanımefendiyi yormayalım isterseniz. Tamam. Değil mi? Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bakın Onur Erol'un eli değdi mi yüzünüze? Gerisi gelir artık. Teşekkürler. Şimdi bakınız. Vücudun yağlarına şekil verme dedim. Buna hatta isim olarak birçok isim var. Yani neler diyor? Body sculpturing, işte heykeltıraşlık, vücut heykeltıraşlığı buna. Neyle oluyor? Bizim liposuction şeyi. Tabii cerrahın yaptığı estetik bir yaklaşım daha üst. Buna önce vurgulamak lazım. Ama herkes bunu istemiyor ki. Daha basit ne yöntemle ben bunlardan kurtulabilirim diyen bir grup var. Yani onu zorla bu daha iyidir, gelin bunu yaptırın demek anlamsız. Onun için zaten teknolojiler gelişiyor. Maddi imkan da herkesin yüz germeye o kadar... Her şey, mesela yağ şeylerinden evet, bahsediyorum. Evet. Onu istemiyor. Efendim ben şunlardan başka türlü, hani soğutma yöntemiyle. Hakikaten FDA onaylı. Ben mesela bu aleti getirtmeden önce benim güvendiğim insanlar var. Sadece FDA'ya da bakmam. Orada Amerika'da bu işte uğraşan... deneylerini yapan, bilimsel araştırmalar yapan kişiler var. Ben onlara hemen bak yazarım. Bana cevap verir. Der ben bu konuda makale de yayınladım, alabilirsiniz aleti. Ben ondan sonra alırım. Niçin? Neden? Çünkü hastaya karşı benim bir mesuliyetim var. Hekim öyle düşünmesi lazım. Sizin koyduğunuz oraya bu yenidir, bilmem nedir diye koyduğunuz alet o hastaya zararlıysa ne olacak o zaman? Bütün şeyiniz, prestijiniz yok olur. Bütün elde ettiğiniz size olan güven birdenbire gider. Bakın bu güven ne oluyor? Önce böyle yavaş yavaş çok uzun senelerde elde ediyor. Ama bu şekilde bir iki tane şey sizi aşağı gider. Nasıl etki ediyor bu alet hocam? Bu alet yarın soğutuyor. Yarın da size bununla ilgili görüntümüz var. Yarın da onun görüntüsünü gireceğiz. Yağları şimdi bu alet bölge bölge konuluyor mesela burada. Bayağı soğutuyor. Ve bunun çıkmasının sebebi de ne? Nasıl bulmuşlar biliyor musunuz? Dondurma yiyor Amerika'da birçok kişiler. Buraları çöküyor çocukların. Aa demek ki soğuk burada yağ dokusunu eritiyor. Hakikaten araştırıyorlar, ediyorlar. FDA'den onay almak da çok zordur. Seneler sürüyor. Bir sürü araştırma filan. Ve hakikaten ondan sonra da bu bölgeye uygulanıyor. Sonra bu bölge bitiyor, bu bölgeye uygulanıyor. O bölge bitiyor, bu bölgeye. Ne oluyor? Yarım saat 45 dakika filan orada... Orayı soğutuyor. Ve şu kanıtlanmış FDA'de %30'unu dokunun eritiyor. Yani yok ediyor. %30 fena bir rakam değil. Ama hiçbir zaman liposuction'la bizim şekil verdiğimiz şekli yapması mümkün değil. Onun için yapan kişinin de bunu kişilere anlatması lazım. Onunla mutlu oluyorsa da hasta bitti.